Selam arkadaşlar. Bugün yine bir şeyler yapacağız. Bildiğim bazı oyun taktikleri var. Onları öğretmek istedim bu videoda da. Bakalım nasıl olacak. Öncesinde herkes tabii hile paylaşmamı bekliyor ama hile paylaşmak da bir yere kadar. Bir insan eğer iyi oynamıyorsa ona dünyanın en iyi hilelerini de verseniz o gene çöp gibi oynar. Çünkü geçmişte de mesela Mad Max ilk çıktığında veya diğer Zoom'lar ilk çıktığında veya reset tuşu da eklediğimde diyordum ki bu mesela başkalarına yayıldığında serverı parçalarlar, yakıp yıkarlar. Ama olmadı yani iyi oyuncu yine iyi oynadı. Kötü oyuncu ya ulaşsa bile gene kötü oynadı. O yüzden bugün yapacağımız şey oyunculuk dersi. Aslında bu ders videosunu da çekmeyecektim ama bana çok yazanlar oluyor özelden Discord'dan. Ben de bu bilgileri ahirete götürmeyeceğime göre 4-5 yıldır biriktirdiğimiz tecrübeleri artık paylaşma zamanı geldi herhalde. Daha önce özel ders olarak veriyorduk bu eğitimleri. Özel ders olarak değildi yani klan arkadaşlarına veya iyi yetenekli bulduğun oyunculara anlatıyorduk taktikleri falan. Şimdi ise tüm oyunculara anlatalım da artık bu kanser oyunculardan kurtulalım. Bu oynamayı bilmeyen kişilerden herkes iyi oynasın. Zekası ve beyni iyi olan kazansın. Yeteneği, stresi, taktiği iyi olan kazansın. Onun peşindeyim. Ay ay. Üreteceğim hareketleri ve olasılıkları oyunda göstermem zor olur. Onun için Paint'ten göstermeyi düşünüyorum. Paint'ten neler göstersek bakalım. Space'leri mi göstersem yoksa adama nasıl gitmemiz gerektiğini mi göstersem bilmiyorum ki. Neyse şuradan başlayalım. Aklıma gelenlere direkt şöyle olsun. Bu tabii şöyle olsun mu bu? Ya da şöyle olsun. Bunun içi dolu değil. Düz renk. Aa, tamam oldu. Şimdi balonlarımızı çizmeye başlıyoruz. En sevdiğim hareketi göstereceğim başta tabii ki de. Şu pozisyon ve düşmanın burada olduğu pozisyon. Burada tabii ilk öğreteceğim hareket takla veya çevirmeli takla. Ben buna çevirmeli takla diyorum. Mesela parçaların böyle iki parçayken şuradaki adamı nasıl yiyeceksin? Bunu botlar için gösteriyorum tabii ki de. Bilen zaten biliyor da. Fareyi şuraya tutacaksın. Şuraya tuttuğunda space attığında balon böyle uçuyor. Buraya vuruyor. Balon. Buradan çıkıp buraya vuruyor. Normal çapraz vurmaya çalışsan balon buraya gelir. Çapraz vurmaya çalışsan. Yani fareyi o buraya tutmazsan. Fareyi aa, dur bunu başka bir renk mi yapsak? Kırmızı. Bunu sarı yapalım. Fare burada olursa burayı yer. Fare burayı tutarsan burada bir balon olduğunu varsayarsak burayı yer. Fareyi şuraya tutarsan şu üst tarafa da gidemiyorum ki. Neyse şurada bir balon varsa oraya uçar gider. Bu biz normalde ilk bu şeyi bulduğumuzda takla diyorlardı ismine. Herkes şuradan atıyordu. Mesela fareyi ya şuraya tutuyordu ya yani bilenler yeni öğrenenler fareyi şuraya tutuyordu şu iki parçanın arasına. İyi bilenler hareketi iyi çalışanlar şuraya tutuyordu. Ki doğrusu bu buraya tutmak gerekiyor. Sonradan ben bunları buldum. Bunları kimse yapmıyordu ben yaptığımda. Yani yapan varsa da çok nadir. Ben görmüyordum yani ben yaptığımda. Şu fareyi buraya tuttuğumda buraya uçurmak.
Buna da çevirmeli space diyorum. Bunun ismi de takla diyorlar buna. Şuradan çevirip buraya vurunca parça takla atıp buraya çarpıyor ve bu balonu yiyor. Şimdi başka diyelim ki burada bir parçan daha olsun. Ve düşman burada olsun. Fareyi şuraya tutarsan zaten bu tam bunun karşısında tutacaksın ki bu buradan uçsun, bunu yesin. Bir dakika şöyle. Buradan çıkan balon buraya gidiyor. Ve diyelim ki sen mesela iki parça olduğunda bu iki parça birden da ittireceği için itme şeyi daha yüksek olacak. Daha hızlı bir şekilde yiyebileceksin yani itmeden. Sonra bu taklaydı. Bu çevirmeydi. Başka ne öğretebiliriz? Ara parçası. En basit oyuna ilk başladığımızda. İnsanlar bunu bile bilmiyordu. Mesela burada kaç K olsun? 200 K olsun. Bu adam da 100 K. Sen timin de bu da 100 K. Bu 200, bu 100, bu da 150 olsun. Bunu normalde space'i yiyemiyorsun ama bu adam araya bir tane parça atsa, bir bölünse, space atsa şuraya parça. Arayla yerse 200'ü 2'ye böl 100. Burada da 50 var. 150 adamı yersin. Ama diyelim ki puanı full dolup yemeye çalışırsan hem timin küçülür. Timim şu kadar kalır. Adamı yersin ama başka adam buradan gelir seni darlamaya çalışır. O yüzden arayla yemen gerekiyor. Yani ara yersen matematiksel olarak her türlü öndesin. Ayrıca timin küçülmemiş olur. Bu mantığı alana kadar yani geçmişte ara parçasını bile kullanmayı bilmeyen insanlar vardı. Belki hala vardır. O yüzden ara parçası önemli. Bütün adamlar ara parçası atarak yemek zorundasın. Başka timini beslerken mesela şuradasın. Bunu yeşil yapalım. Şurada diken var. Aa, yapamadık. Şurayı yeşil yapalım. Burada diken olsun. Burada da diken olsun. Burada da diken olsun. Başka, hatta şuradaki diken olmasın. Bunu delete yapalım. Şurada da adamın olsun. Bu adamı beslemek için, pardon, adam burada olması gerekiyor. Burayı besleyeceksin. Adam da şurada. Bak düşman, bu düşman, bu diken. Bunlar renklerini niye şey yapmadım ki? Bu diken, bu sen timin, bu da düşman. Bu timine vereceksin, tamam mı? Timine vermen için bu dikene giremezsin. Timine vermen için yani şuradan da takla atabilirsin ama şuradan takla atmak daha garanti olur. Bazen buradan atınca timini yiyebiliyorsun. Şuradan takla atıp timin de tabi o sıra ortaya geçmesi gerekiyor. Ortaya geçtiysen sonra dolacaksın. Bunu anlatamadım ama zor pozisyonlarda şuradan takla atıp timine vermen gerekiyor. Her neyse bunu anlatamadım. Böyle. Diyelim ki seste değilsin. Seste değilsin. 1 vs 1 atıyor. Yani grup savaş var şu an diyelim. Tamam mı? Yine bir olasılık anlatmaya çalışacağım da bakalım olacak mı? Burada diken var. Burada diken var. Bu da düşman da ne olsun? Düşman da turuncu olsun. Şöyle burada diken var. Sen timin de burada mal gibi bekliyor. Bu timin olsun. Timin mal gibi bekliyor. Sen bu adamı diken atmasını söyleyeceksin timine ve adam seste değil. Bunun için ne yapacaksın? Yemlerle konuşma taktiği. Buraya yem atacaksın. Buraya yem atacaksın. Buraya yem atacaksın. Yemleri böyle döne döne atman gerekiyor. Yani nasıl? Bir dakika. Şöyle 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 atman gerekiyor. Adam dönsün. Yani yemleri takip edip yemleri takip edecek. Edecek, 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 edecek. Buraya gelecek. Yani bu gerizekalıdaysa timin buradan gelip bu dikeni görecek. Yani yemleyip diken var. Veya diyelim ki bu adamın timi buradan diken atıyor olsun. Şuradan diken atıyor sana. Gene timini yemleyeceksin ki dikeni alsın. Diyelim ki dikeni almadı. Dikeni almayınca ne yapacaksın? Bu diken sana gelecek.
Geleceği için aşağı mı space atacaksın yoksa buraya mı space atacaksın? Atacağın yer aşağı olmaması gerekiyor. Daha uzağa olan şu tarafa olması gerekiyor. Çünkü bir de aşağıyı genelde görmüyorsun. Aşağıda da diken olursa hem aşağıdan patlarsın hem de üstten patlarsın. Atacağın space şu, bu tarafa doğru bir tane space atman gerekiyor. O zaman space attığında nasıl olur? İki parça olursun. Dikeni yediğinde bu parça gider, bu parça kalır. Bir parça kara gidersin. Yani biz bunları düşünüyoruz. Bunlar hep olasılık. Evet, bu pozisyon da geçti. Bakalım başka hangi pozisyonu alabiliriz? Başka hangi pozisyonu alabiliriz? Başka hangi pozisyonu alabiliriz? Tabii ben biraz düşünmem gerekiyor. Evet, başka pozisyon olarak ara parçanın versiyonları. Hani onları da anlatabiliriz. Diyelim ki bu senin team'in. Sen de busun. Sen de aha busun. Düşman da nerede? Bunu göstermem için bunları küçük çizmem gerekiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu bir. Bu iki. Ama bunları 200K falan gibi bir şey düşünmeniz gerekiyor. Yani 100K değil bu. Bu 100K, bu 100K, 200. Bu da 150K gibi düşünebiliriz. Ve düşman da burada. Bunu yiyeceksin. Bu adam tabi bu balon biraz uzak oldu ama yakın olduğunu varsayacağız tabii ki de. Şimdi bu adam izliyor diyelim. Bu üstteki düşman izliyor. Sen izlemiyorsun. Üstüne gidiyorsun. Mesela diyelim ki bu parça vurursan adam bu parçaya yaklaşmaz. Hatta bu parçalardan bir tanesi büyük olsun, bir tanesi küçük olsun. A şöyle olsun mesela. Space'i bu şekilde gideyorsun. Bu adamı yiyeceksin. Küçük parçaya doğru adam yaklaşmaz. Çünkü eğer yaklaşırsa öleceğini bilirsen space atarsan o fuller dolar. Ve bazen mesela bu uyanık ya, bu buraya yakındaydı. Böyle ortaya bu parçaya yakın olsa, büyük parçaya yakın olursa taşıyabiliyormuşum. Mesela diyelim ki buna daha yakın olursa space'i bu boşluk araya atarsın. Bu araya. Tabii team'in çok iyi olması lazım. Space'i bu boşluğa attığın gibi bu iki parçayı dolması gerekiyor ki adamı yiyebilesin. Bu da zor bir pozisyon. Ben buna da bir isim vermiştim. Müthiş ara demiştim ama uygulamak zor. Yapabilirsen uygulamak kolay da space'i buraya atacaksın. Bu adamda senin team'inde iş bitiyor. Team'inin düzgün de olması gerekiyor. Düzgün durarsa hepsini yersin. Başka 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 başka. Sen busun. Adam da aha bu. Yani bunu başka bir renk çizmem gerekiyor. Kırmızı. Adam da bu. Böyle. Senin de team'in aha burada. Senin team'in ne renk olması gerekiyor? Senin team'in mavi renk olsun. Bu da basit de yine bilmeyenler var. Senin team'in gelip arka parçanı alıp dolarsa adamı yemeyebilir. Çünkü bu balonlar eşit ve eşit balonlar aynı hızda ilerliyor. Yani yetişemez. Yani bu balonun çok uzun, yani öyle anlatmak zor oluyor ki yani nasıl anlasın, pozisyonun olması gerekiyor ama arkayı almadan dolman gerekiyor bu pozisyonlarda da. Eğer arkayı alırsan adam içine almaz ama bu şekilde direkt dolursan arkasını almadan bu arkadaki parça onu sarı balonu ittireceği için kırmızıyı direkt içine alır. Adam uzakta olsa bile, yani tam içinde olmasa, yarım bir şekilde içeride de olsa, hani bu balon nerede diyelim, şöyle tam içinde değil de burada bile olsa bu balon dolduğunda onu içine alır. Buna da küçük parçanın itmesi diyoruz. Küçük parça iteceği için küçük parçalar alınmaz. Doluşlarda, önemli doluşlarda, yani bu pozisyon, bu parça 200K, bu parça da 250K, şurada da 75K varken, hani öyle büyük bir pozisyondan bahsediyorum. Burada balonları küçük çizdim ama yüksek balonlu işlerde bahsediyorum. Bir diyelim ki sen buradasın. Bu da senin arka parçaların. Team'in de mal gibi her yere bölünüyor. Team'in de bu şuraya bölünüyor, şuraya bölünüyor. Bir dakika, şuraya bölünsün. Balonlar iyi çizilmiyor Paint'te ama neyse böyle yapsın.
Gidiyor. Sen diyorsun ki arkamı al, arkamı al, arkamı al, arkamı al. Arkanı aldıracağına şu sen busun bu arada, mavi olansın. Şuna iki space ver. Bu adam kendine gitsin, vurmaya devam etsin. Sen zaten burada işlevsizsin. Adam arkanı almaya geldi mi zaman kaybedecek. İki tane space ver. İki tane space verdiğinde ne olur? Kırmızı, aha böyle olur değil mi? Böyle olur, sen hala körsün. Bu kırmızı gider. Buradan yukarı çıkarken de eskiden yani mal gibi çıkmaman gerekiyor. Balonun yani fareyi yine şuraya, lan ne oldu? Fareyi yine tutacağın yer şurası olacak. Fareyi yine şuraya tutacaksın. Balon böyle buradan nasıl uçacak biliyor musun? Bir dakika. Hatta şuradan böyle buraya uçacak. Ama eskiden nasıl atıyorduk? Eskiden buradan space yukarı direkt space atıyorduk. Da bu niye buraya tutman gerekiyor? Çünkü daha fazla görüş alacaksın. Eğer ki bu sen burada duruyorsun bu arada. Sen de arkalarında şöyle mal gibi duruyor. Arka parçaların üstünü görmüyorsun. Ama diyelim ki oyunu izliyorsan bu adam buraya bu şekilde atacağı için bir sürü görüş alanı verecek. O yüzden taklaların en büyük amacı da aslında timine görüş veriyor. Yani izleyen adam için. İzlemese bile seste diyor ki mesela üstte adam var, sağda adam var, solda adam var. Hepsi çok adam gözüküyor yani taklalı bir şekilde dönerse. Peki senin bu küçük parçalarını ne zaman alacak? Adamları yedikten sonra buraya vuracak. Buraya vurduktan sonra taklayla gene aşağı, sonra gene buraya vuracak. Tabii o kadar akıllıysa döner yani bir şekilde. Dönmese bile bu arkadan paçan bölündükçe bu küçük arka parçası var ya, küçük parçasıyla gider gelir toplar. Bunu da videoda göstermem gerekiyor ama acaba video üzerinden mi şey yapsam, anlatsam? Neyse, o da anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Yani arkayı çok toplamaya gerek yok açıkçası. Yani kendin toplattıracaksın. İçine space dolarak gidecek falan. Bitti. Başka. Yemlerle ilgili birkaç tane daha taktik vardı. Onları da anlatsak mı? Şuradasın. Senin team'in burada. Diyelim ki düşman burada büyük. Bu düşman oluyor bu arada. Hatta düşmanı hep kırmızı mı çizsem? Burada düşman. Senin team'in yapması gereken. Düşman burada. Sen izlemiyorsun. Bu team'in izliyor. Yemi nereye atacak? Yemi geri atacak. Tamam mı? Yem atacak geriye doğru. Hani gitme diye. Yem atacak sana böyle geriye. Yem atacak. Şuraya yem atacak. Ve bütün puanı fulleyip direkt önüne gelecek. Zaten bir insan seni direkt fulluyorsa demek ki önde üstte büyük bir şey var ki bu adam seni fulluyor. Seni yukarıya bir adım bile yukarı çıkmaman gerekiyor. Direkt aşağı inmen gerekiyor. Tabi bunu bilen insanlar için biraz şey olacak ama bunlar eskiden bilinmiyordu. Sonra diyelim ki önde küçük adam var. Bu sefer bu öndeki tim sana ne yapacak? Böyle dağınık dağınık 16 parça adam var. 16 parça adam var. Bu adam ve sen ve timini besliyor. Şurada da timi olsun. Timi de renk olsun. Timi de burada, timini besliyor. Senin burada hızlı davranman gerekiyor. Bu tim seni hızlandırmak için ne yapması gerekiyor biliyor musun? Bir tane yem sana, bir tane yem ileri, bir tane öne, bir tane arka, bir tane öne, bir tane arka. Yani seri seri vur yani parçala kendini yırt demek. Hani onu göstereyim oyunda nasıl yapılıyor. Biz eski oyunla anlaşırdık ama hala da öyle. Mesela düşman yukarıda böyle böyle yem yok ki atayım anasını. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Yani vur 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 seri 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 demek. Bu yemler bu anlama geliyor. Böyle 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 vurman gerekiyor. Yani seri vurmazsan toplayamazsın anlamına geliyor. Tabi bunlar oyunu izlemediğimiz zamanlar. Zaten izleyen adam bir şey yapıyor da. Ki mesela bu üçüncü olduğunda insanlar genelde birinci izliyor. Burayı izlemeyebilir. Bu adam gene sesteyse zaten hemen hızlı vurur. Seste değilse diyorum hani seste olmadığı zaman böyle hızlıca yem atması gerekiyor ki vursun. Evet. Bu da bitti. Bunu da anlatmak zor oldu ama. Başka ne anlatsak? Olasılıklar ve zor pozisyonları anlatmam gerekiyor da. Bir tane zor pozisyon aklıma geldi. Bu 200K. Sen 150K'sın. Sen hep kırmızı ol. Sen de buradasın. Bu adam büyük. Sen bu adamı 2 saattir biz
40 dakikadır deviremiyorsun ve sinir kipi olmuşsun. Bu adam sana geliyor. Senin timlerin mal burada diken atmaya çalışacak, tamam mı? Sen de bu adamı devirmen gerekiyor. Ve bu adamın 200 olduğu için bunun parçaları büyük tabii ki de. Şöyle şöyle timi de böyle mavi olsun. Aa, böyle gelsinler sana. Bu mavi olan bu adam seni nasıl yiyecek yani, pozisyonlar belli. Bu adam sana ara atacak büyük ihtimalle. Sen yani ara atmadan seni yiyemez. Sen de yüksek skordasın. Bu mavi balon ara attığında şuraya bir parça atacak ve pozisyon şöyle olacak değil mi? İki parçadan birisi. Senin space'in ara parçasını alır. Yani genelde alır eğer yüksek skorun varsa. Bu adam seni attığı anda ara parçasına vurman gerekiyor. Eğer ara parçasına vurmazsan zaten ölüyorsun. Yani TR oyuncuları bunu genelde yapıyor da. İnci'de de artık yapılıyor. İnci'de eskiden yapılıyor muydu bilmiyorum. Ara parçasına atman gerekiyor her zaman için. Yani hiçbir şey bilmiyorsan, izlemesen bile ara parçasına her zaman atman gerekiyor. Atmazsan zaten ölüyorsun. Yani yapabilecek en büyük olasılıklardan birisi atman gerekiyor. Başka seçenek yok. İzlesen de izlemesen de. Ama diyelim ki eğer timin iyi bir dikenci ise bekleyebilirsin. Yani biraz sağa sola kaçabilirsin. Bir diken varsa bekleyebilirsin. Ama diken yoksa ara parçasına vurmak zorundasın. Yoksa ölürsün. Timler de sana küfür eder. Der ki 100K 200K puan veriyoruz. Çırpanı çöp ediyorsun. Bari bir araya kaç, bir şeyler yap der falan. Aa, diyelim ki bir tane vurdun. Adam çapraz atacak. Bir daha yukarı vurman gerekiyor. Bir daha her space'inde arasında kaçman gerekiyor. Bu neyi sağlar? Tam adam seni yiyor ama space'leri boşa gidiyor. Bir de diyelim ki yanlışlıkla önünde bir diken çıkar. Adamı toplama fırsatının eline geçebilir. O yüzden her zaman araya atman gerekiyor. Ay ay, bunu da anlattık. Bir de dikenleri hesaplama var. Dikenleri hesaplama da, onu da anlatayım yeter. Şurada yine 200K olsun. Sen de burada 100 kalsın. Sen burada ol. Sen de burada ol. Hatta bu böyle olmaz. Bu düşman. Sen, pardon. Bu düşman. Aha, sen de buradasın. Senin timin de burada. Mesela listeye bakıyorsun. Bu da tabela. Listede kim var? Bir de düşman var. İki de yok, bir de sen varsın. 2'de düşman var, 3'te de sen timin var. Genelde böyle oluyor. Atacağın ilk space'inde hani temkinli oynuyorsun ya, oyunu da izlemiyorsun. Sen birincisin. Sen o izleme seni gösteriyor. 2'yi izlemediğin için bu adamı görmüyorsun. Bu adam da pusuda senin aşağı atmanı bekliyor. İlk atacağın space genelde aşağı olmaz. Yani bunun neyini anlatıyorsun diyeceksin ama bu çok önemli bir şey. Atacağın ilk space hiçbir zaman, mesela oyunda görüş almak istiyorsun ve adamın nerede olduğunu bilmiyorsun. Nerede olduğunu bilmediğin için aşağı hiçbir zaman atmayacaksın. Atacağın yer, yani olasılıkları düşüneyim söyleyeyim sana. Aşağı attığın zaman birincisi burada diken olursa görme. Aşağıdaki dikeni genelde görmezsin. Diken patlarsın, adam direkt sana vurur, tek atar. Bu bir. Diyelim ki diken yok. Direkt aşağı attım bir tane. Adamın space'i seni alır. Her türlü ikisini birden alır. Ama mesela görüş alacaksın. Adamın nerede olduğunu merak ediyorsun. Bu arada bu sarı temin biraz yakın olacak tabii. Çünkü yakın olmazsa olmaz. Şurasına atacaksın. Bu senin space'i, aha, şuraya atacaksın. Adamı gövmese adam, sen bu balona daha, sarıya daha yakın olduğun için adam space atsa bile direkt fulleyebilirsin sarıyı. Yani buradan küçük bir puan gider. Well, asıl space'i buraya atman gerekiyor. Eğer adamdan görüş almak için. Bir de buraya atarsan daha karlı. Bu sarı mal gibi aşağı iniyor. Burada bir diken olursa dikeni almış olursun. İlk space aşırı atması gerekiyor. Aşağı inerken. Direkt buraya indirsen ölürsün. Yani balona her zaman yakın oynaman gerekiyor. Buraya attın, ikinci space zaten buraya gelecek. Üçüncü space zaten buraya. Yani bunun mantığı ne? Dönerek. Eskiden L çizerek oynama diyorduk. Ya hiçbir şey bilmeyen bir oyuncu bile L çizerek, yani etrafında döne 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 bütün oyuncuları zaten alır. Görüş almanın mantığı. Bu da bitti. Ne kaldı? Benim en sevdiğim taktik kaldı. Yani oyunda bir ben yapıyorum zaten.
Başka oyuncular da yapıyor da. Gidiş. Adama nasıl gideceksin? Mesela bu benim genelde ben böyle götürüyorum timimi. Aha bu da benim teamim. Bu 200K. Burada da 100K var. Ve düşman nerede olduğunu bilmiyoruz. Oyunu da izlemiyoruz. Düşman da aha şurada. Düşmanın rengi şurada. Düşman da şurada dev gibi bekliyor. Yine mesafeyi ayarlayamadım ama düşman şurada olsun hadi. Keşke point'i daha şey yapabiliyor muyum? Aa, düşman da şurada olsun. Bu adamı yemeyiz normalde. Arayla yesek, şey de yapsak yemeyiz. Benim bu iki parçadan ya neyse yine aynı pozisyona gelelim. Bu iki parçadan birine diken bulmam gerekiyor. Diken bulduktan sonra yani bunlar hep varsayım. Yani şimdi oyunda bu pozisyonlar her zaman denk gelmiyor. Şurada bir diken çıkacak. Yani çıkmasını bekleyeceksin. Beklemeden zaten bu adam seni her türlü yer. Eğer yani timlerin varsa üzerine gitmezsin. Timlerin kasar alırsın ama biz iki kişi oynuyoruz. İki kişi oynadığımız için başka türlü bu adamı yiyemeyeceğim. Yani bu adamı bir şekilde patlatmamız lazım. Patlamasa ölürüz. Bu adama gidişin nasıl olmalı? Bu şekilde gideceksin. Dikene patlayacaksın. Sonra dikene süreceksin. Bunun timi tabi gelir dikeni alır. Hani direkt seni şey yapmaz. Dikeni alırsan ne yapacaksın? Gideceksin aşağıda başka adamlar yiyeceksin. Sonra döneceksin. O adamdan büyük olmadığın sürece adamın üstüne gitmeyeceksin. Bu çok önemli. Eğer adam senden büyükse gitmeyeceksin onu adamın. Listeye bakacaksın. Aşağıda kasılacaksın mesela E1 E5 atacaksın. Baktın ki sen listede 1'e oturdun adam senden daha düşük sıralardaysa onu gidip yiyebileceksin. O zaman da ne önemli oluyor? Liste takibi çok önemli. Mesela bu birinci adam yukarıdaysa buna gitmeyeceksin. Eğer sen 1'e girdin, timin de 3'e falan girdiyse o zaman gidip yiyebilirsin. 1'e girmeden adamın üstüne gitmeyeceksin. Bu kadar. Taktikler bitti. Bir de oyun takibi izlemeyen oyuncular için tabii yine. Oyunda diyelim ki 1-2'yi aldın. Listeyi takip edeceksin. Üçüncüyü takip edeceksin. Her zaman 3'e oynayacaksın. Bu mesela 3. I am coming'in nerede olduğuna bakacaksın. Tabii isimler açık oynayacaksın oyunda. İsimler açık oynayıp İdeken'in olduğunu bakacaksın ve onu yemeye gideceksin. Her zaman 3.'ye mi gitmemiz gerekiyor? Hayır. Sebebi ise oyunda ben varsam ve ben 4. sıradaysam, 5. sıradaysam beni takip edeceksin. Çünkü ben büyürsem can yakarım. O yüzden önemli oyuncuyu takip edeceksin. Önemli oyuncuyu izleyeceksin. Diyelim ki önemli oyuncuyu E1'de gördün. Daha 1K puanı var. O adamın aklında tutacaksın. Bu adam E1'de. Yani büyük ihtimalle E1'de 1-2 dakika boyunca kasması gerekiyor. Gideceksin o 3.'yü yiyeceksin. Sonra direkt E1'e gideceksin. O adamı yiyeceksin. Hatta gözün listede olacak. Eğer gözün yani bende olacak. Jehro eğer baktın 3'e 2'ye yükseliyorsa, hızlı yükseliyorsa 3. adamı yemeden direkt gelip beni yemeye çalışman gerekiyor. Eğer beni yemezsen bu demek oluyor ki ben kasarsam oyunu alırım. Yani kastırmayacaksın. Önemli oyuncuyu kastırmayacaksın. Mesela ben burada oyunu alırsam diyelim ki bu Virus Pop'ta oyunu alırsam yani isimler açık olursa daha doğrusu izleyeceğim için bu adamı büyütmem mesela Ek Klan'ı. Sonra Nishki. Belli ki bunlar iyi oyuncular. Hani listede olduğuna göre ben bunları aldığımda oyunda hep bunlara oynayacağım. Diğerleri çöp. Hani diğerleri büyüse bile ben bunları deviririm ama bunlar büyük ihtimalle ya izliyordur ya da zoom vardır ya da bir şeyler vardır. İyi oynuyordur. Ben bunlara öncelik vereceğim. Yani bunlar çok önemli bilgiler. Bunlar size okulda anlatılmıyor. Bunlar size okulda ders olarak anlatılmıyor. Evet. Bitti mi? Bitti mi diye bakıyorum. Bitti mi taktikler? Kötü oyuncuyu satacaksın. Yani oyunda biraz daha küfür yemeyi hak edeceksin. Domalacaksın. Yani kötü oyunculuğu da göstermemiz gerekiyor. Çünkü bunlar yapılması gerekiyor. Rakibini sinir krizi geçireceksin. Baktın ki adam dönmeyi bilmiyor. Mesela ben şu an adamı döndüm. Bu beni dönerse ya da ağır oynarsa onu satacaksın. Satmayı öğreneceksin. Satma 1.
Sattın. Hangi oyuncuyu satmayacaksın? Baktın ki adam böyle hızlı dönüş yapıyor. Onu satmazsın ama kötü oyuncuyu satacaksın. Sattıktan sonra küfür yiyeceksin. O ayrı mesele. Diyelim ki gene birinciyi devireceksin. Deviremiyorsun. Gideceksin. Adam seni yemeye çalışıyor. Gideceksin birine domalacaksın. Yani parçanı başkasına vereceksin. Sen onu büyütmemen gerekiyor. Yani eskiden F5 atıyorduk da burada F5 atmaya gerek yok. Puanı bir kişiye kaptıracaksın. Yani öleceğini bildiğin zaman diyelim ki arkadan sana double geliyor. Mesela bu adam geliyor. Bu skoru hepsini buna vereceksin veya puanı kaçıracaksın işte. İşin mantığı. Birinciden kaçıracaksın puanı. Hatta diyelim ki bu adama çok gıcık olmuşsun. Oyunu bırakacaksın izlemeden. Adamı izleyeceksin. Full patlatacaksın adam düşene kadar. Ya da bir arkadaşına diyeceksin ki izlemeye gir bu adamı full patlat. O adam oyundan sonra yani full patlatacağı için izlemeden. Biz eskiden yapıyorduk. Full patlatacağı için adam ilerleyemez. Sürekli zaman kaybı olur. Yani işte oyun oynayamaz yani. Dikenci iyi ise sürekli patlatır. Taktikler bitti mi? Bitmedi. Dilim damağım kurudu. Daha çok var da onları da anlatmayacağım. Yeterli. Onlar da izlemede olan taktikler. Onlar da bize kalsın. Bu kadar yeterli. Yani en azından. Hani bunlar da artık bilinen şeyler de belki bilmeyen insanlar vardır. Onları öğretmek için. Zoom, işte taktik, makro bilmem neyi bunlar hepsi boş benim gözümde. Önemli olan yani elle space atacaksın. Doğru atacaktın. Tek seferde yiyeceksin. Tek seferde yiyemiyorsan malsın sen. Tek seferde bu space'leri atacaksın. İki space'e düşürmeyeceksin space'leri. Ve oyunda kimsenin yapamadığı ve dünyanın en iyi fakecisi ben. Bunu da anlatayım bitsin. Fake nasıl anlatır? Bu iki parça, bu üçüncü parça, bu da dördüncü parça. Bu benim bu arada. Sarı benim. Sen de busun. Peki düşman nerede? Düşman nerede olsun? Düşman burada olsun. Düşman burada olursa buna fake atamazsın. Çünkü bu adam bu parçaya yakın. Hatta düşman aha burada olsun. Düşman burada olursa bu adamı yer. Bu adamın nerede olması gerekiyor? Yani senin aha şurada durman gerekiyor. Bunu kim ayarlayacak? Ben mi? Tamam mı? Bunu sen ayarlayacaksın. Bu küçük adam burada durmaz. Diyor abi fake at. Benim fake atmam için sen burada durmaman gerekiyor gelip. Çünkü bu adam space atarsa menzili yetiyor yani. Tabii bunlar da artık hesaplayacaksınız oynaya oynaya. Mesafesi yetiyor mu? Space'i yetişiyor mu? Space'i yetişmeyeceği yere gelmen gerekiyor. Yani aha şuraya gelmen gerekiyor. Bu adam mal gibi eğer bir space atarsa şu parçanın aha şu yarısını yer. Yani ben 16 space atacağım için makroyla, makro veya elle. 16 space atacağım için birazını yer. Ama diğer kalan hepsi bu adamın içine girer. Bu fake 1. Fake 2. Bu bir parça. Bu iki parça. Bu üç parça. Bu da dört parça. Diyor ki abi fake at. Abi fake at sen aha burada duruyorsun. Burada durursan düşman da aha düşman nerede olsun biliyor musun? Bir dakika. Düşman aha burada olsun. Düşman burada olursa fake atmam imkanlı mı? İmkansız. Çünkü bu adamın space'i buraya yetişiyor. Sen nerede durman gerekiyor? Sen dediğim kişi bir dakika sen şu oluyorsun. Senin aha şurada durman gerekiyor. Şurada durarsan fake'i space'i yetişmez. Buraya atar. Belki bu parça yer. Belki bu parçanın yarısını yer ama seni yiyemez. Önemli olan fake'te önemli olan iki şey var. Birincisi yani bu adamın doluşu. İkincisi de en büyük görev buna düşüyor. Bu adamın menzili iyi ayarlaması lazım. Space'i yetişmeyeceği yerde durması gerekiyor. Mal gibi gelip burada durursa dese ki abi fake at. Burada zaten adam space attığı gibi seni yer. Senin aha şurada durman gerekiyor. Oo, bu da tamam. Düşman burada. Senin geride durman gerekiyor. Space atarsa bu parçayı alsa bile hadi diyelim ki space attı. Genelde bir parçayı alır ama bir parçayı aldığı için bu üç parça da sana gireceği için adam komple içine girer.
V2 mantığı da anlattık. V2 de anlattığımıza göre bir şey kaldı mı ya? Listeyi takip et. Oyuncular takip et. Kasma'da, FF3'te, FF1'de taktik var mı? FF1'de sabırlı olacaksın. FF3'te kasma oyunu iyi kasacaksın. İyi puan çıkartırsan zaten iyi oynarsın. Yeterli ya, yoruldum.